bizim için çok değerli bir proje. Amerika'ya yasal bir şekilde, sağlıklı bir şekilde gelmenin bir yolu Amerika'nın istediği bir vize türü. Çünkü bir yatırım var, nitelikli bir vize olduğu için bu süreçler daha da hızlı gerçekleşebiliyor. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyız. Açılışımıza hoş geldiniz. Gerçekten çalıştık, planladık. Allah da gönlümüze göre verdi. Sevil abim de burada. Mikail amca, hoş geldiniz. Ufuk. Güzel bir projeye başlıyoruz. Allah utandırmasın diyorum. Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun. Yani Türkiye'den arkadaşların isteklerine cevap veremiyorduk. Artık oradakilerin de isteklerini, hayallerini gerçekleştirmeye başlayacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Mikail amcamdan güzel bir, hayırlı bir dua alalım. Duamızla başlayalım. Sağ olun, Allah razı olsun ha bizden. Nasıl başlayayım ki iyi olsun. Evvelası bu dostluğumuzu, bu kardeşliğimizi, bu bacı kardeş hep beraber çalışıyorsa bunu Allah bozmasın. Ne kadar ki Allah ömür vermiş, beraber olup böyle güzel güzel çalışmalar, halal kazançlar nasip etsin Allah size. İşlerinize Allah kolaylık versin. Açtığınız yeni işinizde Allah hayırlı uğurlu eylesin. Amin. Amin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minne inneke ente semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Ya Rabbil alemin ve erhamen rahimin. Bu oğullarımın açtığı iş yerlerini hayırlara uğurlara vesile eyle ya Rabbim. Yapacak işlerinde kolaylık kolay ver. Kazançlarını halalından eyle. Bol eyle ya Rabbim. O kazançlarını da iyi günlerine harcamalarını nasip eyle ya Rabbim. Bu dostluklarını, bu arkadaşlarını hiçbir vakit bozma ya Rabbim. Bunda oturan bütün oğullarım, kızlarım. Hep bizden Allah razı olsun. Ben geliyorum, görüyorum. Çalışmalarınız çok güzel. Bakıyorum, beğeniyorum. Dualar ediyorum var bakın. İşte sözün kısası, bu açılan iş yerinizi Allah hayırlı eylesin, uğurlu eylesin, kazançlarınızı bol eylesin, Allah kolaylıkla versin bu işinizde. Amin. Bir rahmet ki arkamın rahimi hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın olsun. Arkadaşlar muhteşem bir açılış oldu. Biz de çok heyecanlandık. Çünkü bizim için çok değerli bir proje. Daha öncesinde birkaç yıldır konuştuğumuz bir proje. Ama bunun aynı okulda olduğu gibi bir hazırlık süreci var. Ondan ziyade buna girme nedenlerimizden en büyüğü de insanların bize sürekli siz bu işe girin. Hani tecrübeleriniz belli. Yoğun istek oldu. Yoğun istek üzerine biz bu işe girmeye karar verdik. Sevil abi Ufuk. Daha önceden de diğer business'larda da ortaklığımız var. Güzel de bir açılış oldu. Bugünden itibaren bize de sosyal medyalarımızdan ulaşabilirsiniz. Vallahi heyecanlıyız. Çünkü insanlara yardımcı olabileceğimizin duygusu gene var bu işte. O yüzden hayırlı olsun diyelim. Bir Türkiye'den gelenlere yani hani oradan sürekli istek geliyordu. Sadece onlara yardımcı olamıyorduk. Buradakilere yeterince yardımcı olabildik. Ama şimdi bu vize, yatırım hani birçok dalda ilerleyeceğiz bu şirkette. Artık hem orada buraya gelmek isteyenler hem oradan evet. Durup yatırım yapmak isteyenler hani birçok kişiyi kapsayan gerçekten genel bir iş alanına evet. Geçiyoruz. O yüzden hani herkese daha çok ulaşabileceğimiz, daha faydalı olabileceğimiz. Yani kısacası Amerika'ya yasal bir şekilde, sağlıklı bir şekilde gelmenin bir yolu sadece o da değil, yatırım amaçlı da. Hani Türkiye'deki ekonomik durumlardan dolayı yatırımını yabancı ülkelere yapmak isteyenlere de bir seçenek olarak açtık bu işimizi. Burada şuna değinmek istiyorum. Bize iletişim adresleri şu anda iki türlü olacak. Instagram sayfamızdan ulaşabilirler. Onu zaten aşağıya koyarlar ve e-mail aracılığıyla ulaşabilecekler. Daha sonrasında
Zaten burada ofisimiz var. İstanbul'da da ofisimiz olacak. Aynı zamanda web sitemiz olacak. Web sitemizden de direkt girip kayıt oluşturup, işte istek oluşturup, gerekli belgelerini sisteme yükleyip ve takibini iki taraflı, hem bizim tarafımızdan hem avukat tarafından hem de kendilerinin görebilmesi için, yani tamamen şeffaf bir sistemle yakında karşılarına evet. çıkacağız. Evet, şimdi tecrübelerimiz dedik. En büyük nedeni de bu insanların bize siz yapın bu işi, yatırım işini, E2 işini, tır işini siz yapın demesinin en büyük nedeni de tecrübemizin olması. Burada da aramızda en tecrübeli kişi Sevil abi. İlk olarak ona soralım. Hani tır sektöründe zaten tanıyan seni tanıyor ama biraz tecrübelerinizden bahsedebilir misin? Tecrübemiz bizim aslında baba mesleği diyorlar ya. Babada gelmelidir. Babam da tırcıydı. Sonra işte Allah nasip etti Amerika'ya geldik. Amerika'da da yine tırla devam ettik. Neredeyse bir 20 senedir bu işi yapıyoruz. Fuhabet yapıyoruz. Yani tecrübemiz büyük. İstanbul'da ofisimiz var. Herhangi bir birisinin bir kafasında sorusu olursa orada da bir yetkilimiz var. Abimiz orada var. O da yardımcı olabilir. Biz sadece şimdi aslında tırla başladık biz bu işe de. Tırla başladıktan sonra parça işimiz de vardır. Bizim dişişler müdürümüz var. Ufuk Bey. Zaten parça işine bakandır. Yani fabrikamız açıldı. O da bitti. Hizmete girmek üzere. Aynen. Fabrikamız açıldı. O da hizmete girme aşaması. Girdi girecek yani. Girdi bitti. Girecek. Hazır. Yani. Hazır. Hayırlı olsun. Başka ne var Sevil abi? Okulumuz var. Okulumuz var. Gelecek müşterilerimize aktarmaya çalıştığımız aslında şu. Hani biz tamamen zaten bu E2 vizesinde bir insan atıyorum tırdan ilerlerse. Elimizde ne var? Tır şirketi var. Parça işimiz var. Mekanik şapımız var. Yani tırları bozulduğunda herhangi bir şey olduğunda müdahale edebiliriz. Yılların tecrübesi var. Evet. Bizim de az çok tecrübemiz var. Dispatch'imiz var. Bütün accounting işleriyle ilgilenecek, yani mali işlerle ilgilenecek sorumlularımız var. Ekibimiz, güzel bir ekibimiz var. Hani tır almak öyle kolay da bir şey değil. Onun yola tırı alması var. Belgelerin düzenlemesi var. Yola çıkmaya hazırlanması var. Şoför bulması var. Burada CDL okulumuz devreye giriyor. Şimdi anlatırken biraz dile kolay dur da ama o kadar da yani yıllar alan şeydir. Yıllar alan şeydir. Tecrübe var. Evet. O yüzden yani aslında müşterilerimizin hani Türkiye'de oteller var ya her şey dahil. Her şey. Aslında her şey dahil bir iş sunmuş olacağız yani karşımızdakilere. O yüzden plus kişisel tecrübelerimiz de var yani. Sonuçta bu işin içine bir vize süreci de giriyor. Hemen hemen ben bütün vizelerde bulundum. O da var. Avukat konusunda zaten anlaşmalı olduğumuz çok güvenilir ve her zaman size müsait avukatımız da var. Yani o açıdan da dolu bir şekilde geliyoruz. Yani burada aslında önemli olan şey bu karşımızdaki insanların, karşımızdaki müşteri potansiyel olan insanların hani bize şu şekilde bakması lazım. Ya bu insanlar zaten bu işleri yapıyorlardı ama insanlara E2 vizesi konusunda yardımcı olmuyorlardı. Şu anda yine aslında biz yaptığımız işleri yapacağız ama bunun insanlara faydalı olması için bu şirketi kuruyoruz. Evet. Şimdi biraz daha detaya girersek E2 ile ilgili zaten bu videoyu izleyen bazı takipçilerimiz az çok araştırmıştır, başka kanallarda da görmüşlerdir. Birçok daldan yapılabilir ama öncelikle biz bildiğimiz ve size daha fazla faydası dokunabilecek sektörlerden gireceğiz bu işe. Bunlardan birincisi zaten tır. Yani tır denince akla Sevil abi geliyor, ben geliyorum, okulumuz geliyor, Ufuk geliyor. Birincisi tır. Tır üzerinden E2. İkincisi de emlak üzerinden. Yani bunun biraz farklı bir versiyonu var. Airbnb şeklinde artık businesslaşıyor bu. Eve sahip olup kiralama süreciniz. Oradan da E2 sürecine ulaşabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde de farklı businesslarla da bunu taçlandıracağız. Yani bu aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Berberler var aramızda, onlarla ilgili bir şeyler olabilir. Restoranla ilgili olabilir. Ufak bazı satış yapabileceğimiz dükkanlar olabilir. Daha sonra bunu çeşitlendireceğiz ama ilk olarak tır ve emlak üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi burada Can ve Sevil abi genelde tır işinden bahsetti. Ben bir de yine iki tarafı da kapsayan, hem buradakileri hem Türkiye'den buraya gelmek isteyenleri aslında üç tarafı da. Hem de Türkiye'de atıyorum bir işinize normal bir işiniz var. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Ve bu işi bırakmak istemiyorsunuz ama aynı zamanda atıyorum hani insan böyle bir ev alayım, bir arsa alayım gözüyle bakar ya ileriye dönük yatırım ya da bir çoluğa çocuğa kalsın diye. Bunu da kapsayacak bir ev projemiz var. Şimdi bunda ne yapıyoruz? Mesela benim bir arkadaşım Türkiye'den iki tane ev aldı. Bu aldığı evleri ilk aldığı zaman bana dedi ki işte ikisinden $800 para kazanacağım aylık. Ama o zaman dolar 26-27 idi. Şu anda dolar 31 en son güncel rakamlarla. Şimdi onun kirası ne oldu? Belki de düştü $700, belki $650. Şimdi buradan kaybediyoruz. İkincisi
Türkiye'den ev almayın demiyorum tabii. Türkiye'den de ev alabilirsiniz ama hani buradan aldığınızda evinizin değerini dolarla tutuyorsunuz bir. İkincisi dolarla bir geliriniz oluyor. Dolar arttıkça Türkiye'deki günümüzdeki trende göre konuşursak dolar sürekli artıyor şu anda. Son yıllarda özellikle. Doların da sürekli artacağını düşünürsek yani biz aslında her ay neredeyse Amerika'daki evimizden kira gelirimizi arttırmış oluyoruz. Hani TL bazında. Ve burada hani evlerin değeri de öyle çok zıplayıp ya da çok geri düşmek gibi bir durumu da yok. Buradaki sistemin zaten sağlamlığını anlatmamıza gerek yok. O açıdan da çok sağlam bir sistem var. O yüzden dediğimiz gibi işte Airbnb ya da başka tarzlar da var. Sadece Airbnb de yok. Bu tarzlarda hani değişik iş kollarıyla evlerden de bir şirket kurabileceğiz. Ve Türkiye'deyseniz yine bir yatırım amaçlı işte 70 bin dolara bir ev olur, 100 bin dolara bir ev olur, 200 olur, 300 olur. Bunun tabii aşağıda yukarıda sınırı yok. Rakam aşağı indikçe evin kalitesi düşüyor, rakam yukarı çıktıkça evin kalitesi artıyor, kira geliri de buna göre aynı oranda azalıp artıyor. Yerine göre de fiyat oynuyor. Tabii yerine göre de oynuyor. Biz Ohio'dayız. Ohio evler için çok cennet bir yer. Yani biz de yaşıyoruz güzel evlerde. Ya da kira geliri olarak düşünürsek ne bileyim atıyorum bir 100 bin dolara 1200-1300 dolar civarında kiralar. Evet, kirayla karşılaştırdığın zaman kira geliri evin fiyatına göre gerçekten Ohio'da tabii yüksek. Yüksek. Aynen. Bir de şey Türkiye'de de göre de burada mantıklıdır yatırım etmek. %100. Tabii. O açıdan yani hem Türkiye'deki buraya gelmek istemeyen müşterilerimize açığız hem de buraya gelip ailesiyle beraber vize görüşmesine girip vizesini alıp buraya gelip işletme sahibi olmak isteyen arkadaşlara açığız. Bunda nasıl vize süreci oluyor mesela? Aynı, tamamen aynı. Yani vizeyle gelmek isteyenler de burada. Yine biz şirketini kuruyoruz, evini alıyoruz arkadaşın. Daha sonra bu evi atıyorum Airbnb üzerinden gidelim. Airbnb'de kiraya veriyoruz. Ve bu işletme para kazanmış oluyor. Bu adam da diyor ki ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Niye diyorlar? Diyor ki benim orada işletmem var. Böyle böyle para kazanıyor ve ben bunun başında olmam lazım. Olay bu. Tamamen özet olarak. Tabii tırda da aynı şey. Tırda da benim orada işletmem var. Para kazanıyor. Başında olmak istiyorum. Bitti. Şimdi vereceğimiz hizmetler aslında danışmanlık adı altında olacak. Ve mesela bir arkadaşımız, bir müşterimiz Türkiye'den bize ulaştı. Ne yapacağız biz? Bu arkadaşlara belli şartlarımız var. Herkese tabii ki yardımcı olmak isteriz ama bu iş ne yazık ki yani güzel bir meblağ gerektiriyor. Başlangıç olarak bile. Orada bir hani o konularda anlaşabilirsek, bizim sunduğumuz paketi karşılayabileceklerini düşünürse müşterilerimiz. Ondan sonra başlıyoruz işte. Şirketini kuruyoruz, ne bileyim banka hesabını açıyoruz, telefon numarasını açıyoruz Amerika'dan. Gidip tırını alıyoruz, trailerını alıyoruz gerekirse kiralama hizmetini sunuyoruz. Tırı trailerı yola hazırlıyoruz, her şeyini installation'ı yapıyoruz. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Okulumuzdan bir şoför alıyoruz ve tırın içine yerleştiriyoruz. Ve bu tır bir şirket olarak aslında para kazanmaya başlıyor. Ve bu para kazanmaya başladıktan sonra bunu biz gerekli yerlere gösterip bu arkadaşların Amerika'da bir iş yeri var. Bu iş yeri para yapan bir iş yeri ve bu insanların ailesiyle beraber, tabi buradaki güzellik bu, ailenizle beraber geliyorsunuz aslında yani yalnız başınıza gelmiyorsunuz. Kurduğunuz şirket bütün ailenize, sanırım 21 yaş altından küçük çocuklara, evet, hepsini beraber buraya getirme imkanı sağlayacak size. Daha sonrasında da tabii ki Amerika'da nasıl, neler yapılır, bir küçük bir yaşam danışmanlığı da sunacağız müşterilerimize, bu şekilde olacak. Bir nevi parası olan ve aslında buraya taşınmak isteyen aileler için de çok önemli bir konu. Tabii aynı zamanda burada olan, mesela atıyorum adamın turist vizesi var burada. Tabii. Kendisini ve ailesini daha Amerika'da yaşayabilecek bir yasal statüye geçirmek istiyor. Çünkü turist vizesi zamanı belli, yapacağı işler belli, evet, ne yapabileceği belli. Sadece turist olarak gelip yaşayabiliyor aslında. Ama burada E2 vizesine onları da çevirebileceğiz. Tabii burada bazı şartlarımız var. Bunları bize ulaşan müşterilerimize detaylı bir şekilde, kendilerinin de içi ferahlayacak bir şekilde anlatmaya hazırız tabii ki. Bu E2 kimleri kapsıyor? Aslında en güzel tarafı da işin bu. Şimdi bir başka vize türlerini incelediğimizde öğrenciye yaş sınırı var, okul gerekliliği var. Ya birçok konuda kısıtlanıyor ama E2 hemen hemen herkes yapabilir şartlarına uyduğu sürece. Bu şartlardan en büyüğü de maddi bir dayanak. Bunda da belli meblağlar var. Aslında bunun net bir alt limiti yok. Ama avukatımızla da görüştükten sonra Türkiye içi, Türkiye'den başvuracak kişiler için 2 tır 100-150 bin arası bir yatırım. Burada olanlar için de 80 ile 100 bin bandında bir meblağ gerekiyor. Ama burada işin güzel tarafı illa bu paranın hepsini harcamak zorunda değilsiniz. Avukatımız bize diyor ki borç alıp bankanızda gösterip gelecek yatırım olarak da bunu yapabilirsiniz.
Yani bir tır alırsınız 40 bin dolara mesela. 40 bin dolar da bankanızda gelecek için yatırım olarak gösterirsiniz. Aslında 40 bin harcayarak bu süreci yürütebilirsiniz. Bu borç alarak da olabilir, evinizi satarak da olabilir. Hani bu meblağı toparlayıp başvurduğunuz zaman diğer şartlarda uyuyorsa bu süreç başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani burada aslında o rakam arttıkça bunların vizede, vize görüşmesinde elleri güçleniyor. Tabii. Dosyası kabarıyor yani. Dosyası şanslı. Kabarık bir insanın hani aşağı yukarı atıyorum 20 bin 30 bin dolar parası olan bir insanla tabii ki daha fazla meblağlara ulaşabilen bir insana ne yazık ki diyelim. Yani göçmenlik dairesi de burada farklı bakıyor. Bunun zaten amacı da Amerika'da istihdam yaratmak. Amerika'da bir gelir elde edip devlete vergi ödemek. Zaten o yüzden getiriyorlar. O yüzden meblağı ne kadar arttırabilirsek harcamasanız da o meblağın ne kadar yüksekse size o kadar faydalı. Ufuk'un da dediği gibi Amerika'nın istediği bir vize türü. Çünkü bir yatırım var. Nitelikli bir vize olduğu için bu süreçler daha da hızlı gerçekleşebiliyor. Hızlandırma paketleri var. Bunların detaylarına gene bize ulaşınca siz anlatabiliriz. Biz belli süreçleri burada hallettikten sonra geri kalan süreç konsolosluğa bağlı. Çok uzun süreçlerde değil. Aslında bakacaksak bu vize işine 2 sene öncesinden başladık. Böyle konuşmalar gitti. Okul açmıştık. Okulu falan ayağa koyup güzel duruma getirmek için getirdik. Şimdi de zaten o okulla beraber bizim gene bir projemiz vardı. O da e-vizesi ve bunu hayata geçireceğiz. Açtık. Şirketimiz açık. Evet. İlerleyen zamanlarda daha insanlara yardımcı olacağız. Aslında bu 2 senedir biz kendi takımımızı kurduk ve sağlam geliyoruz. Avukatımız olsun, safety managerimiz olsun, property management'imiz olsun vesaire vesaire. Başka kimler var? Emlakçımız var. Emlakçımız var. Avukatımız var. Dispatch'imiz var. Hem burada hem Türkiye'de. Hem burada hem Türkiye'de. Kaç kişilik bir ekibimiz var Türkiye'de? Türkiye'de şu anda ekibimiz 12 kişiyle ama bunu çok kısa zamanda büyüteceğiz. Zaten en çok insanların sıkıntı yaşadığı nokta da bu yük bulma. Tamam, vizeyi bir şekilde alıyor avukattan ya da başka bir yardımcı oluyor. Ama adam daha sonra tıkanıyor. Çünkü bir firma yok arada yani. Dispatch yok. Ondan sonra işletmeyi devam ettiremiyor. Onlar hep başkalarından servis alıyorlar ve bu da aslında müşteriye ek bir maliyet getiriyor. Tabii. Bizde dispatch'i var. Hiçbir şeyle anlaşmasına gerek yok. Ve her şeyi bizden hesap sorabilecek. Orası da güzel. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir uyarı, küçük bir uyarı olsun. Ticaret yapan arkadaşlarımız vardır illaki izleyenlerin arasında. Ticaretin ne olduğunu bizim anlatmamıza gerek yok. Ticarette batmak var, çıkmak var, çok zengin olmak var, en dibi görmek var ya da normal bir süreçten geçmek var. Şimdi burada da bu gireceğiniz işin ticaret, zaten bu yatırımcı vizesi. Yatırımcı ne? Geliyorsun, para yatırıyorsun, bir iş yeri kuruyorsun ve bunun iyi gitme hali var, kötü gitme hali var ya da normal bir şekilde ilerleme hali var. Bu açıdan hani biz böyle küçük bir uyarı olarak söylemek istiyoruz. Hani her şeyinizi tutup malın, bütün mal varlığınızı, gelmişinizi, geçmişini, her şeyinizi satıp tabii ki hani gelmek isteyen olursa tabii ki kapımız açık ama kendinizi de çok aşırı riske sokmayın. Tabii ki burada işlerimiz çok şükür yıllardır iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Sizin için de kendimiz için ne kadar uğraşıyorsak siz de aslında bizim ailemize katılacak insanlar olacaksınız. O açıdan hani böyle küçük bir uyarı olarak da burada kalsın. Yapacağınız işin ticaret olduğunu lütfen unutmayın. Ama bir taraftan da şunu da unutmayalım. Hani Amerika dünyanın en büyük güçlerinden biri, ya bir numaradır ya iki numaradır. Hani bu yüzden güvenli bir limandasınız aslında. Hani biz Türkiye'den gelmiş olduğumuz için ya da başka ülkeler, atıyorum Özbekistan olsun, Rusya olsun, Ukrayna, ne bileyim hani Azerbaycan. Hani bu ülkeler de hepimizin ülkeleri ama ne yazık ki burası kadar güvenilir bir marketleri ya da bir piyasası yok. Hani burada ne bileyim aşağı yukarı şöyle gider piyasa her zaman. Biraz aşağı biraz yukarı ama biz Türkiye'de zirveyi dibi sürekli gördüğümüz için hani buranın daha güvenilir bir liman olduğunu ve sizin geleceğiniz için de daha güzel adımları beraber atabileceğimiz bir yer olduğunu da tabii ki bilelim. Evet, güvenli liman. Güvenli güzel liman. Bir söz, güvenli liman. Yatırım içinde yani çok da büyük riske girmiyor zaten yatırımcı. Evet. Sonuçta Amerika yatırıyorsun yani. Evet, aynen. Dolar yani sonuçta. Lider. Doları dolar yani yerine yatırıyorsun. Dünyanın liderlerinden birincisi. Şimdi hocam bizi burada niye seçmediler? Bu insanlar bize niye güvensin? Neden başka bir, sonuçta bu işi yapan birçok insan var. Birçok insan türedi, birçok firma türedi. Neden bizi seçsinler? Aslında ironik bir konu. Zaten bizi seçmiş.
bu kişiler? Şimdi biraz saçma bir cevap gibi gelebilir ama farklı bir konuya değineceğim. Bizzat somut örneklerle. Zaten bu işi yapmak isteyen kişiler bizi seçmiş. Bu gelen mesajlardan ben bunu görüyorum. Bir mesaj geldi, isim vermiyorum. Atlanta'dan bir hanımefendi. Bir tır almış, evraklarda problem çıkmış, 50-60 bin doları gitmiş. Mesela dedi ki, niye bana yardımcı olmadınız? Dedim, abla hani biz bu işi yapmıyoruz, işlerimiz yoğundu. Hala bize soruyor, hani nasıl yaparım? Zaten insanlar bu konuda her zaman bize danışıyor. Bizi seçmişler. Bizi zaten bu sektöre, bu şirketi açmamıza iten sebep de bu. İnsanların bizi seçmiş olması. Gene bir kişi hani bu işleri yapıyor. Hani bu sürece zaten yeni girmiş. Kendisi bu şekilde vize almış. Hani herhangi bir oturumu yok, vatandaşlığı yok, İngilizcesi yok, burada yaşamamış. Bu işte yardımcı oluyor. Olabilir. Business bu. Hiçbir zaman bir şey demem. Allah herkesin ekmeğini bol etsin. Ama mesela bu kişiden olan müşterilerin gene bize gelip şunu dediğini çok gördüm. Hani tamam işi kurduk da şoför bulamıyoruz, yük bulamıyoruz. Sizin şirketle anlaşabilir miyiz? Vesaire gibi istekler var. Hani bu konuda da zaten kişiler bizi seçmiş. Onun dışında da tecrübemiz ve güven. Hani yerimiz belli, yıllardır buradayız, tır sektöründeyiz, okulumuz var şoför konusunda. Yani birçok konuda zaten bilgi birikimimiz var ve geçmişte olan başarılarımız da buna bir garanti gibi bir şey aslında. Evet, burada bir şey daha var. Ben bunu da söylemek istiyorum mutlaka. Dediğimiz gibi çok insan var bu işin içine girmeye çalışmış ya da girmiş ya da bir denemiş. Hani birçok insan var. Burada biz üçümüzüz ve üçümüz de Amerikan vatandaşıyız. Hani bizim için artık hani hem Türkiye zaten ana vatanımız, onda diyecek hiçbir şey yok. Ama artık Amerika'da bir ikinci vatanımız oldu bizim. Hani ekmeğimizi buradan yiyoruz. Ve burada aslında güven konusunda şuna da bakmak lazım. Mesela atıyorum E2 vizesi yapan bir insan şu anda. Yarın E2 vizesi iptal olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Belli çünkü her şeyin belli bir şartı var. Bu şartları yerine getirdiğin sürece sana bunu devam ettiriyorlar. Ama bizde öyle bir sıkıntı olamaz. Biz her zaman buradayız. Yani atıyorum adam ev aldı. Ya ben işte kiraya vereceğim ya da ev aldım. Ya da 3 sene sonra sen orada olacak mısın kardeşim? Biz buradayız. Onların koyduğundan kat kat mislini biz bu işe koyduk para olarak. O yüzden yani biz burada olmak zorundayız aslında. O açıdan da hani ben kafanızda hiçbir soru işareti ne tır için ne ev için ne ileride size açacağımız başka kapılar için kafalarında soru işareti kalmasını istemiyorum. Ve diğer adımları şu anda da açabiliriz. Ama biz birçok okul olsun, başka iş yerleri olsun şunu da gördük. Belli hazırlıkları yapmadan, bilinmesi gereken bilgileri bilmeden işe başlamak isteyen arkadaşlar daha sonra müşterileri mağdur ettiler. Olmadı mı? Evet. Ya bu en kötü durum zaten. Hani bizim belli bir ismimiz var. Kaç yıl oldu? 2-3 yıldır. Hani hem evet, sosyal medyadayız hem tır sektöründeyiz. Hani insanların aklında hiçbir soru işareti kalmıyor bu sebepten dolayı. Biz bir işe girdiğimiz zaman önce sağlam girmeyi düşünüyoruz. Hani hazırlığımızı güzel yapıyoruz ki kimseye mahcup olmayalım. Zaten açılışta da ne dedik? Allah mahcup etmesin, Allah utandırmasın dedik. Hani bu felsefede ilerliyoruz. Öyle olduğu için en sağlam, en güvenilir, en böyle devamında da şirket kurulduktan sonra bu işletmenin devamında da sağlam adımlarla devam edeceğimizin garantisi daha önceki tecrübelerimiz. İlla ki Can'ın dediği gibi de bu işi başka birisiler de var yapan ama sadece misal veriyorum tır. Tıra yardımcı oluyor falan oluyor ama şimdi burada bir işe baktığın zaman dediğim gibi dile kolay. Tır şirketinin götürmek dile kolay ama o kadar da kolay bir iş değil. Aslında bakacaksan kolay bir iş değil. Çünkü neden? Bir adam yatırım ettiği zaman o parayı adama nasıl güven kazandırıyoruz? Ya adamın şoförü mü yok? Olabilir. İnsan hali çıkmış olabilir işten, doğru mu? İşten çıkmış olabilir veya ki hastalanmış olabilir veya ki başka bir işe gitmek istemiştir. Gitmiştir adam. O taraftan problemimiz yoktur. Yani okulumuz var. Okulumuzdan hemen yani öyle bir şey olduğu zaman şoförüm de hemen yardımcı oluyoruz. Tarında bir sıkıntı oldu mu? Yani her taraftan nasıl bakar? Yükten mi problem? Veya ki parça, teker olsun, şapta bir şey yaptırmak isterse uygun fiyata. Muhasebe. Yani bunlar her şey güvenilir şekilde böyle 2 senedir biz bu ekibimizi kurduk ve Allah'ın izniyle bu işe başladık. Hazırız. Evet, genel olarak değerlendirdik konumuzu, özetledik. Kısa kısa detaylarına da değindik. Bundan sonrası sizle beraber yürüteceğimiz bir süreç. Ekstradan anlaşmalı olduğumuz avukatımızın da dahil olacağı bir süreç olacak.
Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun hepimize, hepinize. Güzel kazançlarınız olsun ve buraya yerleşmek isteyen aileler için muhteşem bir başlangıç olsun. Dediğim gibi iletişimimiz de aşağıda var. Oradan da bize ulaşıp ekibimize sorularınızı sorabilirsiniz. Daha sonraki süreçte de bu süreci hayırlısıyla beraber yürüteceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Can. Tebrik ederim. Ufuk, hayırlı uğurlu olsun. Allah tanımasın. O kadar milletin gözünde demek ki inanç, güven kazanmış yok ki. Bizlere gelip diyor ki, siz bu işi yapın, siz bu işi yapın. Evet. O çok güzel bir şey. Evet, güzel, tabii ki.